Evet arkadaşlar, bugün motorumuzu yıkayacağız. Oldukça pis zaten. Şöyle gösterelim, kamerada yansıyor mu ama. Kuyruk falan bayağı pis, jant bayağı pis, tozlu hep. Buraları güzelce temizleyelim. Birazdan pırıl pırıl parlayacak. Neler kullanacağız bu videoda, onlardan bahsedelim. Pavamız var, süngerimiz var. Burada bezimiz var. Bu bezi çoktan aldık değil mi? Bim. Bim'den aldık. 12 lira falan, 5'li bez. Çok işe yarar, herkese tavsiye ederim. Sonra New Mix firmasından şöyle ürünlerimiz geldi. Şöyle oturayım, size göstereyim teker teker. Maşalı temizleyicisi, bunu arabada kullanacağız Şahin'de. Jant temizleyici, bunu hem jantta hem de arka maşa kısmında binarda kullanacağız. Ama çoğu şeyi yağ kere söker. Burada hızlı cilamız var, bunu bugün kullanmayacağız. Bunu yine farklı bir videoda kullanacağız. Cilalı oto şampuanımız var böyle. Yine güzel bir şekilde. Burada lastik parlatıcı kremimiz var. Bu lastik parlatıcını hem siyah olan granajlarda, tamponlarda, lastikte falan her şeyde kullanabiliriz bunda. Yine torpido bakım kremi var. Bunu da hem motor granajlarında hem de torpido, işte kapı içlerinde falan kullanabilirsiniz. Burada da far çizik gidericimiz var. Bunu da bugün şu aracımıza deneyeceğiz. Farları oldukça bulanık. Onda da bu ürünü deneyeceğiz. Bu ürünler oldukça uygun fiyatlı. Hem de şöyle şişesi falan benim çok hoşuma gittiği için bunları tercih ettim. Hem de bugün sizlerle beraber deneyeceğiz. Deneyimlerimi sizlerle de paylaşacağım. Bu videoda ben normal motosikletim nasıl yıkıyorsam öyle yıkayacağım. Hani isteyen böyle yıkar yıkamaz, orasına ben karışamam. Hem sohbet muhabbet edeceğiz, hem de güzel eğlenceli bir video olur diye tahmin ediyorum. Ben genelde motoru yıkarken böyle güneşin battığı saatleri tercih ediyorum. Çünkü motor kurduktan sonra köpük falan iz bırakıyor. Ondan bu saatler ideal saatler. Bunun ölçeği var, 5 litre suya bir çay bardağı fincanı kadar. Ben şöyle bir suyu doldurayım. Aşağı yukarı 5 litre oldu suyumuz. Şimdi bundan bir çay bardağı kadar. Ben bunu her şeyde çay bardağı da kullanmayacağım için göz kararı. Biraz bol keseden koyacağız. Şöyle. Biraz daha koyalım, tamam. Şimdi bunu bir fırça yardımıyla biraz köpürtelim. Bu arada ben motoru tabii fırçayla yapmıyorum. Bu arada bu şampuan cilalı. Hem granajları falan filan da parlatıyor. Bu arada siz de bu ürünlerden almak isterseniz açıklamada hem iletişim numarası hem Instagram sayfasını bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Ayrıca Neon1.com'dan da alabilirsiniz. Orada da hem fiyatları uygun hem de işte kredi kartıyla alırsınız. İşte havale falan filan uğraşmazsınız. Şimdi bakın şurada fıs fısın. Off yazıyor. Streak var. Off var. Yine spray modunda kullanacağız bunları. Hem şu arka kuyrukta falan filan da kullanacağım. Hem bunu çünkü hem yağ çözüyor hem de kirleri alıyor. Şöyle hem yağlı olan yerlere, bakın şuralarda da mesela yağ lekeleri falan filan var. Şu garajda da var. Her yere sıkabilirsiniz bu üründen. Bu arada bu ürünlerde arkadaşlar hiçbir asit falan filan yok. Hani elinize yüzünüze gelse bile hiçbir şekilde zarar vermez. Ben önceden birkaç ürün almıştım, içinde asitli falan filandı. Böyle sıkıyorsunuz yani, öyle bir koku salgılıyor ki, böyle taşa döküyor, taşı eritiyor böyle. Öyle bir şeydi. Onun için bu ürünleri oldukça rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıyeten her türlü sorularınızı da WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz. Oldukça ilgi alaka ile size yardımcı olurlar her türlü şeyle. Ayrıyeten bu firmanın birçok ürünü var. Onları da yine tercih edebilirsiniz. Sadece hani otomobil veya motosiklet değil, halı yıkama falan filan her şeyde bu ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İşte böyle yağlı, kirli olan her yere bunu sıkıyoruz. Bak mesela burada yağlar çok birikmiş. Buraları biraz fazla sıkalım. Buralarda da yine. Şöyle kınacın alt taraflarında genelde su lekesi falan oluyor. Oralara da ben sıkayım bundan. Yine ön janta sıkalım. Şu granajlara sıkalım. Başka... Şurada biraz yağ lekeleri var. Oraya da sıktık. Ve şimdi hala oldukça var yani. Bu 5-6 hatta daha bile yıkamada kullanılabilir bu. Şimdi süngerimizi alalım. Başlayalım yıkamaya. Şu taraftan başlayayım.
alabilirsiniz. Motorun üst tarafından başlıyorum ki şöyle aşağı doğru baksın. Her yere yayılsın. Öncelikle granajlardan başlıyorum. Çünkü önce janta yapıp sonra granajlara yaparsanız hem sünger pislenir, çok iyi olmaz. Şöyle kafaya geçelim. Önce üstten her yere yapalım. Sonra aşağılara doğru ineriz yavaş yavaş. Şöyle geçeyim ben. Farların üstüne veya cama geldiğinde çok şey olur. Sinek falan yapışır. Hem bu içindeki şeyler, materyaller bunları falan da çözündürüyor. Bu kullandığımız şampuan falan. Hatta bu ürünlerden size sahip olmak isterseniz, hani bu videonun altına yazarsanız belki bunlardan bir çekiliş yapabiliriz mesela. Mesela komple böyle bir set yaparız. Atakan Kara seti deriz. Bunları çekilişle size verebilirsiniz. Tabii sizin isteklerinize bağlı. Siz yorumlarda belirtirseniz böyle bir şey konuşabilirim sizin için. Firmanın sahibiyle. Hani çok talep olursa böyle bir şey yaparız büyük ihtimal. O da kırmaz beni. Üstten devam ediyorum. Sonra altlara geçeceğiz dediğim gibi. Yapalım. Buraya hep çamur falan birikiyor. Lastikten gelen suyu falan filan hep buraya atıyor. Evet, motordan bir ses geldi, duydun mu? Yıkanı ya, hoşuna gidiyor. Evet, şimdi ön janta geçelim. Ön janta da vallahi el sokacak yer yok. Bu kadar disk falan var ki. Evet, jantı da temizledik. Şöyle köpüğü atalım üstüne. Bekleyeceğim burada. He? Bekleyeceğim ben. Biliyor, devam edeceğim. Tamam. Seni bekliyorum. Ha, konuşmak için mi? Evet. Tamam. Sen git montajla sonra bitir zaten diyor. Evet, motoru şöyle durladım gördüğünüz gibi. Şimdi biraz suyun akmasını bekleyeceğim. Gelin şöyle yağları çözden yerleri göstereyim size. Vallahi pasparlak oldu. Bak. Değil mi? Yengo. Etki var. Çok güzel oldu. Şimdi vallahi suyumuzu de kapatalım. Biraz suyunun akmasını bekleyelim motoru, sonra bezle kurulayacağız. Arkadaşlar, havayı kararttık gördüğünüz gibi. Her yerini sildik güzelce. Motor her yeri parlak parlak parladı. Şimdi flaşlı çekime geçeceğiz. Oradan size motoru göstereceğim. Motoru göstermeden önce Nemix temiz ürünlerinden almak isterseniz videonun açıklama kısmında ürünlerin linki, hem de ulaşabileceğiniz telefon adresi var. Oradan ürünleri satın alabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi motoru gösterelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi cilalı şampuan ile yıkadık. Bu granajlar güzelce parladı. Daha üstüne farklı hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi buralar bayağı yağlıydı. Özellikle şurası arka maşa. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Jantlar da, jant temizleme spreyini kullandık. Ben gayet memnun kaldım. Şöyle tekrardan göstereyim size. Özellikle şu granajın altları falan oldukça güzel temizlendi.
Binarı bu şekilde. Binarı temizledik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.